Türk Tarih Kurumu. Dünü hatırlamak, bugünü anlamak. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Hazreti Ali. Yaptığın bu medreselerin her biri Selçuklu İmparatorluğu için çok değerli. Beyim, sayende topraklarımız günden güne genişliyor. Siz topraklarımızı genişletirken bizler de bu topraklar üzerinde yetişen evlatlarımıza ilim, irfan öğretebilmek için bize bahşettiğiniz imkanlarla bu medreseleri inşa ediyoruz. İyi de beyim, hazineden bu medreseler için çıkan bunca parayla ordu kursanız, Konstantiniyye'nin surlarını çökertecek mancınıklar alır, Konstantiniyye'yi almayı başarırdınız. Hem vezirlik bu mudur? Yapması gereken çok mühim işler dururken Nizamül Mülk en çok vaktini eğitime, medrese yapmaya ayırıyor. Bu da yetmezmiş gibi bu lüzumsuz eğitim işleri için devlet bütçesinden 600 bin dinar para harcıyor. Sözlerinizi düşünün de söyleyin. Bu medreselerde yetişen değerli gençlerimiz olmasa Selçuklu İmparatorluğu kurak topraktan öteye gidemezdi. Hocamın yaptığı bu hizmetler bin ordudan daha hayırlıdır. Gençsiniz ki ben sizi... Evet, padişah benim. Ancak siz çiçekleri yine de ona veriniz. Çünkü kendisi hocamdır. Ve gerçek padişah odur. Estağfurullah padişahım. Affınıza sığınırım. Hocam, üzülmeyiniz. Sizin gibi bir alimin atından sıçrayan çamur benim için bir zinet ve iftihar vesilesidir. Sultanım. Vasiyetimdir. Ben ölünce
Kaftanımı sandukomun üzerine sersinler. Aferin yazınız siz hepiniz. Oturun çocuklar. Atam hoş geldiniz. Buyurun. Hayır, lütfen dersinize devam ediniz. Şayet izin verirseniz biz de sizden istifade etmek isteriz. Estağfurullah. Sınıfa girdiği zaman Cumhurbaşkanı dahi öğretmenden sonra gelir. Gel çocuğum. Devam edelim çocuklar. Tüm alimler, bilginler, sultanlar, komutanlar hepsi birer öğrenciydi bu alemde. Hayatlarındaki en güzel mucize bir öğretmene rastlamalarıydı. Öğretmen bir sanatkardır. Yarının temelini o attığı gibi değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Mustafa Kemal Atatürk. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Türk Tarih Kurumu. Dünü hatırlamak, bugünü anlamak.